Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomda Kıbrıs'a nasıl yerleşilir buna değinmek istiyorum. Ben Kıbrıs'a gelirken buraya yerleşme amacıyla gelmedim. Okuma amacıyla geldim. İngilizce öğretmenliği okuyorum. Yaklaşık 20 yıl bir ilaç firmasında çalışmıştım ve sürekli hayatımda aynı işi yapmaktan, aynı şeyleri yapmaktan çok sıkılmıştım. Dedim ki bundan sonra İngilizce öğretmenliği okuyayım. İngilizcede yetenek, yeteneğim olduğu için ve İngilizceyi de sevdiğim için ve kariyerime de öğretmen olarak devam etmek istediğim için İngilizce öğretmenliği okumaya karar vermiştim. Türkiye'de çoğu üniversiteyi puanım tutmuyordu. Açık konuşayım. Kıbrıs'taki özel üniversiteleri burslu kazanabileceğimi deneme testlerinde görmüştüm. Tamam dedim. O zaman hani belki de Güneydoğu illerine hani bir nispeten düşük puanlı illere gitmektense Kıbrıs'ı burslu olarak kazanmayı düşünebilirim dedim. Çünkü İzmir'e e, hayat görüşü İzmirlilere hayat görüşü Kıbrıslıların benziyor. E, gayet demokratik bir ülke. Kimse kimseye karışmıyor. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. E, hani diyeceksiniz ki Türkiye demokratik değil mi? Türkiye'deki şehirler demokratik değil mi? Yani en azından bildiğim kadarıyla değerlendirme yapmıştım kafamda. İzmir'in politik görüşüne, dünya görüşüne İzmirlilerin benzediği için Kıbrıs'ı tercih ettim sevgili dostlar. Burada gecenin ikisinde, üçünde kızlar rahat rahat evine gidebiliyor, evinden çıkıp ...bir markete, alışverişe gidebiliyorlar. Gerçi genelde marketler gece kapalı, pek azı açık ama... ...yine de hani arkadaşlarıyla çıkıp bir dışarıda nefes almak istese... ...dolaşmak istese, parka gidip oturup bir şeyler içeyim dese... ...çıkar. Kimse de o kızları rahatsız etmez, genç kızları. Öyle güzel bir ülke Kıbrıs. O açıdan gerçekten çok sevdiğim bir konumu var Kıbrıs'ın... Ve hırsızlık yok, işte suç yok, terör hele hiç böyle aklının ucundan geçmez öyle bir şey. Çünkü burası bir ada ülkesi. Burada en ufak suç işleyen kişi hemen yakalanır, kaçacak yeri yok. Yani neyle kaçabilir? Gemiyle kaçabilir, uçakla kaçabilir. Zaten havalimanına gitse polis arıyor olacak. Uçamayacak. Gemiyi gemiyle bekleyecek de gemi kalkana kadar 50 defa yakalanır. İşte o yüzden de burada hiçbir suç işlenmiyor. Ayrıca burada Kıbrıs'ta yaşayan kişiler Kıbrıs'ı çok beğendiği için Kıbrıs'tan atılmayı, deport edilmeyi göz önüne almıyorlar. Yani hiç suç işlemiyorlar ki Kıbrıs'tan atılmasınlar, deport edilmesinler. O yüzden de ayrıca Kıbrıs'a gelen hani suçlu olabilecek potansiyeli olan kişiler varsa bile burada suç işlemiyor. Bir de Kıbrıs'ta yaşayacaksan diyelim burada bir hani oturma izni başvurusunda bulunuyorsun. Seni çok iyi araştırıyorlar yani geçmişini. Hani herhangi bir daha önce suç kaydın var mısından hastalıklarına kadar hani bulaşıcı hastalıklarına kadar Kıbrıs senin geçmişini araştırıyor ve ondan sonra oturma iznini veriyor. O yüzden de Nispeten temiz geçmişi olan kişiler burada adada yaşıyor diyebilirim. Evet Kıbrıs'ın hani denizi, doğası da mükemmel. Ona da diyecek hiçbir laf bulamam. Ben Antakya'sından Karadeniz'in en üç noktasına kadar bütün sahil şeridini gezdim 46 yaşındayım neticesinde ve görmediğim sahil kalmadı ve bu sahiller denizinden daha temiz. Ee, Kıbrıs'ın, Gazi denizi tabii ki de daha açık deniz olmasından kaynaklı. Ve e, kumu da daha pırıl pırıl ve daha temiz. Mesela e, kumu kazıyorsunuz elinizle hiç böyle cam kırıntısı gelmiyor elinize. Yani elinize zararlı bir şey gelmiyor. Kumu o kadar temiz. Ya da İzmirit de gelmiyor. Yani hani insan yaşıyor, insan yaşayan yerde İzmirit olmaz mı diyeceksiniz. Yok. Çünkü ada halkı gerçekten adasına iyi bakıyor. Yani kirletmiyorlar. Tertemiz bakıyorlar. Hani tamam biraz çöp falan bazen bir köşelerde, kenarlarda yığılmış oluyor ama yani yine de öyle hani cam kıracak kadar dangoz insanlar yaşamıyor burada Kıbrıs'ta. Varsa da görmedim yani. Umarım da görmem. Şimdi düşünüyorum gördüm mü görmedim mi hiç hatırlamıyorum gerçekten öyle hani şişe kıran insan evet bir tane gördüm ya gerçekten gördüm sevgili dostlar hani olacak iş değil bak şimdi aklıma geldi e, Gazi Gazim da Palm Beach'te herif şişeyi attı ya bak şimdi hatırladım ona da gidip konuşmadım diye çok ayıflandım yani ailem vardı karım var yanımda çocuklar var hadi dedim şimdi gideceğim konuşacağım belki de kalkacak kavga edecek onu göze alamamıştım yani ne yalan söyleyeyim. İşte aslında konuşmak lazım yani duyarsız olmamak lazım. Üzülmüştüm yani adama bir şey diyemediğim için. Şişeyi sen niye atıyorsun arkadaş kırıyorsun e, plajda. Her neyse. Bak şimdi konu nereden nereye savruldu. Kusura bakmayın buraya kadar hani... Çok laf salatası olduysa e, dislike atıp kapatabilirsiniz. Neyse devam edeyim. Buraya gelmenin en kolay yollarından bir tanesi öğrenci olarak gelmek. Mesela YKS sınavına, üniversite sınavına giriyorsun, üniversiteyi kazanıyorsun, geliyorsun. Burada çok üniversite olduğu için okumak istediğiniz bir bölüm varsa böyle içinizde kalmış, okuyamadığınız herhangi bir bölüm düşünün. Bakın bakalım Kıbrıs'taki özel üniversitelerde var mı? Muazzam kalitede hocalar var burada sevgili dostlar. Çünkü mesela bizim bazı İranlı hocalarımız var. Hani burada deklare etmem ne kadar hoş bilmiyorum ama oradaki İran'daki rejimden eee bunu almışlar. En yakın gelebilecekleri ülke ve üniversitenin de bol olduğu ülke Kıbrıs. Gelmişler buraya. Oradaki bölüm başkanı seviyesindeki hocalar burada profesörlük yapıyor. Eee bu açıdan çok şanslıyım, çok kaliteli hocalardan eğitim alıyoruz. Ayrıca buranın insanları da mesela doçent olmuşlar, İngilizce eğitimiyle nasıl yoğrulmuşlar. Bazıları İngiltere'de doğmuş. Çünkü Kıbrıslıların, eski Kıbrıslıların bir ayağı da İngiltere. Onlarda hatta Kıbr İngiltere pasaportu var. Belli bir yaşa kadar İngiltere'de büyümüşler. Buradaki o hocalar da ana dili seviyesinde İngilizce bildiği için yine o açıdan da şanslıyım. Her neyse eğitim kalitesini bir kenara bırakalım. Okumak istediğiniz bölüm varsa ilk tercihte yaparsanız yaklaşık %75 indirim alıyorsunuz benim bildiğim kadarıyla ve hani burslu kazanmasınız bile sadece ilk tercih yaptığınız için o %75 çok büyük bir oran. Gerçekten ekonomik bir şekilde istediğiniz bölümde okumanın da zevkini yaşıyorsunuz. Adanın da e, kalitesini, huzurunu yaşıyorsunuz sevgili dostlar. E, ama hani adaya geleyim bir de burada çalışayım hani öğrenci olarak geleyim çalışayım derseniz ilk yıl çalışamıyorsunuz. Yasal olarak çalışamıyorsunuz hiçbir yerde. Gayri resmi olarak küçük kurumlarda çalışabilirsiniz. Yani kaçak işçi olarak çalışabilirsiniz. Eğer ki kurum yani çalışma bakanlığı sizi yakalamazsa. Yakalarsa çalıştığınız kuruma bir ceza kesecektir elbette. Bunu neden yapmışlar bilmiyorum ama herhalde adaya gelen kişinin ilk yıl belli bir maddi gücü olsun istiyorlar. Yani hiç maddi gücü olmayan öğrenci de kişiler de buraya gelsin istemiyorlar herhalde ki ilk yıl çalışma izni vermiyor devlet öğrencilere. İkinci yıldan sonra ek bir gelir olsun diye öğrenciler part time olarak çalışabiliyorlar. Peki adaya gelmenin en kolay yolu öğrenci olarak gelmek demiştim. Dediğim gibi ben buraya ada, adada yaşama amacıyla e, İngilizce öğretmenliğini kazanarak gelmedim. İngilizce öğretmenliği kazanabildiğim bir yer benim Kıbrıs'tı ve o açıdan hani Kıbrıs'ı kazandığım için Kıbrıs'a geldim ama yine de İzmir Aydın ya da Muğla Muğla'yı tercih etmemiştim galiba İzmir Aydın'dan sonra üçüncü tercihimdi benim Kıbrıs Her neyse öğrencilikten başka nasıl gelebilirsiniz elbette çalışma amaçlı gelebilirsiniz çalışma amaçlı nasıl geliniyor? Size buradan çalışacağınız kurum ön izin çıkarması gerekiyor. Yani siz daha Kıbrıs'a gelmeden evvel kurum sizin adınıza başvuruda bulunuyor Çalışma Bakanlığı'na. Ben bu kişiyle görüşmek istiyorum diyor. İş görüşmesinde bulunmak istiyorum diyor. Size bir ön izin gönderiyor Türkiye'ye. Siz de o ön izinle pasaportunuzla adaya geliyorsunuz. Görüşme neticenizde eğer ki iş sözleşmenizi çalışma bakanlığına sunarsa kurum o şirkette çalışma izniniz başlamış oluyor. Ön izin alıp geldiğiniz zaman sadece hangi kurum hangi firma sizin için ön izin almışsa orada çalışabiliyorsunuz. Yani bir firmanın ön izniyle geleyim de ben başka firmalarda da çalışmayı deneyeyim diye bir şey yok. Sadece ön izni çıkartan firmayla görüşüyorsunuz, işe kabul edilirseniz de o firmada çalışabiliyorsunuz. O firmadan ayrılırsanız mesela size firma 1 yıllık çalışma izni çıkardı diyelim ya da 9 aylık çalışma izni çıkardı. O çalışma izni süresince firmadan ayrılırsanız ayrıldığınız firma çalışma izninizi iptal edebiliyor. Dolayısıyla mesela üçüncü ayda firmadan ayrıldınız başka bir yerde çalışmaya karar verdiniz. O zaman o firma sizin çalışma belgenizi sonlandırdığı için vizeniz de sonlanmış oluyor. Türkiye'ye dönmeniz gerekiyor ama eğer ki yanlış bilmiyorsam Çalıştığınız iş yeri kuruma bildirmezse ayrıldığınızı ama her şekilde bildirmesi gerekiyor bilmiyorum sevgili dostlar hani o tam detayı ama firmadan ayrılırsanız benim bildiğim kadarıyla çalışma izniniz sonlandığı için oturma izniniz de sonlanıyor başka adaya gelmenin yöntemi burada bir ev almak evler rent fiyatları sıfır evler 50 bin sterlinden başlıyor bildiğim kadarıyla daha düşüğü yok herhalde ama ikinci el eski evleri çok daha uygun fiyatlı bulabilirsiniz. Ev aldığınız zaman da ilk yıl 1 yıllık oturma izni çıkıyor. Sonrasındaki yılda yine 1 yıllık oturma izni çıkıyor. Hatta ilk 3 yıl birer yıllık oturma izni alıyorsunuz. Üçüncü yıldan sonra ikişer yıllık oturma izni alabiliyorsunuz. Eğer ev almışsanız benim bildiğim kadarıyla ama eviniz var ayrıca bir sizden gelir istiyor mu devlet istemiyor mu o detayları artık siz araştırın. Şöyle bir şey var düzenli geliriniz varsa da yine burada oturma izni alabiliyorsunuz adada. E, o düzenli gelirin de seviyesini tam bilmiyorum. Ama Türkiye'de yüksek seviyeden emekli olanlar burada adada oturma izni alabiliyor benim bildiğim hani o ne kadar yüksek bir emeklilik bedeli onu bilmiyorum araştırın ama öyle bir imkan da var düzenli geliri olanlar da adada oturma iznini alabiliyor ve oturma iznini uzatabiliyor ayrıca bankaya depozito koyarak da burada oturma izni alabiliyorsunuz. Onun da e, tutarı yaklaşık yıllık 25-30 bin e, dolar seviyelerinde şu anda seyretmekte benim bildiğim. Yani 25 bin dolar, 30 bin dolar arasında kişi başı, bankaya depozito koyarsanız para koyarsanız o parayı da çekmiyorsunuz. Ee, yine dışarıdan böyle hani paranızın geldiği ve hesabınızın sürekli hareket ettiğini de görmek istiyor banka ama O 25 bin doların altına düşmeyecek e, bankadaki mevduatınız benim bildiğim kadarıyla Neden 25 bin dolar diye soracak olursanız da Aylık asgari ücretin 3 katı kadar depozitonuzun olması gerekiyor Burada asgari ücret şimdi 24 bin lira civarı Yani 750 dolar falan herhalde Yani e, ya da bilmiyorum 800 dolar desek onu işte çarpın 750 doları 3 ile ne ediyor 2250 dolar ediyor galiba. Yılla çarparsanız da 2500 dolar ediyor işte. yıllık Yani yıllık 2500 dolar gibi bir mevduatınız varsa bankada vadeli ya da vadesiz bilmiyorum. Yine oturma izni alma ihtimaliniz var. Ama hani benim burada söylediğim her şey kesin kriter değil. Sonuçta devlet bu sizden istediği belgeleri inceliyor. Onun sonucunda böyle yaklaşık 3 ay süre zarfı geçiyor belki daha fazla. O süre zarfı içerisinde sizi değerlendiriyor ve ondan sonra oturma izni veriyor ya da vermiyor. Bir de şunu görüyorum sevgili dostlar. Bunu planlayan arkadaşlar var. Hani nasılsa TC kimliğinizle Kıbrıs'a 30 günlük gelebiliyorsunuz ya turistik amaçlı. O 30 günün sonunda adadan çıkmayayım, kaçak yollardan adada yaşamaya devam edeyim, iş de bulayım diye düşünen arkadaşlar var. Bunu bence kesinlikle yapmayın. Yaparsanız hem para cezası var hem de belki de bir daha sizi adaya almaz Kuzey Kıbrıs. O zaman hani çok büyük mağduriyet yaşarsınız. Sakın kaçak olarak adada kalayım diye plan yaparak buraya gelmeyin. Eğer çalışacaksanız mutlaka ön izin ile gelin. Tabi Kıbrıs'ta kalmanın başka birçok yöntemi vardır. Artık detaylara girmek istemiyorum. Mesela bir Kuzey Kıbrıslı ile evlenmek gibi olabilir. Bunlar iyice zor yöntemler diyebilirim. Ama hani daha farklı yöntemleri bilmiyorum sevgili dostlar. Araştırmadım da açıkçası tecrübelerimi paylaşmak istedim. Görüşmek üzere sevgiler.